Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz bu pazar gününde? Size çok güzel bir gün diliyorum. Bugün, geçen hafta beni bir arkadaşımın yeğeni aradı. Kendisi lise 2 öğrencisi. Kitabıma ulaşmış, kitabımı okuduktan sonra da benimle iletişime geçmek istedi. Yani yazarlıkla ilgili, kitaplarla alakalı. Yarım saatlik sohbetimiz oldu. Yani o sohbet sırasında kitaplara ilgi duyduğu çok belliydi ama nereden başlayacağını bilemiyordu. Yani nereden, hangi kitapla başlamalıyım? Kitap okuma yolculuğunu nasıl devam ettirmeliyim şeklinde bana sorular sordu. Neredeyse bir yarım saat sürdü. Gerçekten çok akıllı, çok duyarlı, çok hassas bir kız çocuğuydu. Ve kendisi gibi arkadaşlarının olduğunu bu konuda yardımcı olup olamayacağımı sordu. Tabii konu çok genel olunca ve arkadaş grubu da olunca ben kitap okumak, yani nasıl kitap okumalı, nasıl kitap seçmeli bu konuyla alakalı bir konuşma yapmak istedim. Yani bu konuşmayla teknik anlamda, hani kitap seçimi, içeriği hakkında kendi tecrübelerimi aktarmak istedim. Biliyorsunuz ben Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Felsefe biliyorsunuz tamamen bir metin okuma üzerine, yani felsefi metinler. Ayrıca bölüm dersleri içerisinde, birinci sınıftaydım zannediyorum, ikinci dönem dersi olarak sanat eserlerinde felsefe problemleri diye bir dersimiz vardı. Ve hocası çok değerli Sıtkı Erinç. 2005 yılında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şu an Türkiye'nin sanat felsefesi anlamında, sanat anlamında birçok ileri gelen otoritelerden biriydi. Gerçekten hem kitap anlamında hem vermiş olduğu eğitimler hakkında oldukça ün yapmış birisi. Hem kişiliği hem duruşu, zaman içerisindeki Türkiye'nin değişen değerleri karşısında hiç tavrını bozmaması gerçekten çok takdir edilesi bir kişilik. Güzel Sanatlar Fakültesi bölüm başkanıydı ilk başladığımızda. Ve ilk dersimizde bize küçük bir anket yaptı. Yani bütün kitaplarla ilgili değil, bu sanat eserleriyle ilişkin nasıl öngörüde bulunuyoruz, nasıl inceliyoruz veya birikimimiz nedir, bu anlamda bir anket yaptı. Ve ben birkaç roman dışında hiçbir şey bilemedim. Yani resim alanında, karikatür anlamında, heykel anlamında, müzik anlamında birçok sorular vardı. Ve bizim geçmişimizi, birikimimizi öğrenmek istiyordu. Ve ben birkaç roman dışında, yani bir seçenekte bulunamadım ve altyapımın ne kadar boş olduğunu da oradan anladım. Yani hayata öyle bakmadığımız için, o dönemde hem lisede hem okullarda bu yönde de eğitim olmadığı için ders konuları buna göre ilerleyecekti. Ve inanılmaz bir dönem oldu. Yani o dönem inanılmazdı. Biz ilk önce edebiyat eserleriyle başladık. Yani edebiyat eseri nasıl incelenir, ne şekilde incelenir? Biz nelere dikkat etmemiz gerekir? Birebir uygulamayla. Yani bu tiyatro oyunlarıydı, romandı, hikayeydi, öyküydü. Ve alanında, mesela tiyatro eseri inceleniyorsa, yani ilk gittiğimiz Murat Anbunga'nın Taziye adlı oyunuydu. Yani okuduğumuz ve o dönem devlet tiyatrolarında sergileniyordu. Ve biz o hafta sonu oyuna gittik. Yani ilk önce oyunu izledik ham olarak. Yani neye dikkat edip etmememiz gerektiği konusunda herhangi bir bilgimiz yoktu. Ve sonraki derste bu konuyu tartışmaya başladık. Yani şurada bir edebiyat eserini incelerken dikkat etmemiz en güzel husus hangi renkte? Yani bir roman, bir hikaye, karakterler tek renkte mi? Çeşitli renklerde mi? Rengarenk mi? Yani bunlara dikkat etmemiz. Çünkü hayatta insanlar tam melek değil, tam şeytan değil. Yani biz bir yeşilçam kuşağı olarak yetiştik. Karakterlerin kimi melekti, kimi şeytandı ama sonuna kadar öyleydi. Hiç ara renk yoktu. Eğer iyi bir romancı bunları karakterlerine yansıtıyorsa, yani bir gün melek olan bir kişi, ertesi gün hiç ummadığımız bir kötülük yapabiliyorsa, doğru olarak savunduğu bir şeyi ertesi gün yanlış olarak savunuyorsa veya tamamen bu çelişkiler çerçevesinde bunu savunuyorsa, yani buradaki çelişkileri yakalamak. Roman ve öykü aslında bir olay örgüsü değil. Yani biz öyle görüyoruz. Yani anlatırken de olay örgüsü olarak anlatıyoruz ama aslında bir olay örgüsü değil roman okumak. Oradaki karakterlerin altını okumak. O karakterler nasıl davranıyor? Ne şekilde hayata yaklaşıyor? Ne demek istiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Yani benim değer yargılarıma uyuyor mu? Toplumun değer yargılarına uyuyor mu? İnsani kaygıları neler? Biz teker teker onları ayıklamayı öğrendik. Yani o karakterlerin içine girerek aslında biz tamamen toplumu, o dönemin yaşanmışlıklarını ve geçmişten gelen, bugüne kadar gelen bazı değerlerin değişerek gelse de aslında özünün hiç değişmediğini tespit ettik. Tabii bu uzun bir sürece yayıldı. Yani 3 ay gibi bir eğitim sürecinden geçtik. Neredeyse 20'ye yakın kitap ve tiyatro eseri de incelemiş olduk. Ve hepsi bu çerçevede yürüdü ve ben gerçek anlamda o zamana kadar hiç kitap okumayı bilmediğimi gördüm. Yani kitap okumak,
Yani şu an günümüzde biliyorsunuz popüler bazı kitaplar var. Ve genelde bunlar bize pompalanıyor. Yani hangi kitap iyidir medya açısından bize pompalanıyor. Ve biz o kitapları sanki almak ve okumak zorundaymışız gibi hissediyoruz ama yani bir kitap seçmek başlı başına bir iş. Yani tamamen size hitap eden bir kitabı bulmak gerçekten büyük bir çaba gerektiriyor. Yani bir özveri gerektiriyor. Bence bunu yapmalısınız. Yani madem kitap okumak gibi bir süreyi, zamanınız, yani şu dönemde gerçekten hız çağındayız, çalışıyoruz, vaktimiz yok. Kitap okumaya da vakit ayırıyorsak bu da gerçekten iyi bir kitap olmalı. Ve bunu kendinize layık görmelisiniz. Yani bazen öyle kitaplar oluyor ki 500 sayfa ama içine giriyorsunuz bomboş. Yani alabileceğiniz hiçbir şey yok. Bazen öyle bir kitap buluyorsunuz ki 90 sayfadır. Mesela Küçük Prens, Experian'ın yazdığı, çocuklara hitaben yazdığı ama aslında büyüklerin dünyası hitap eden Experian'ın Küçük Prens adlı kitabı bu anlamda bir kitap. Ben 35 yıldır o kitabı okurum. Yarısı da çizgi roman gibidir. Yani çizgilerle anlatır bazı şeyleri. Gezegene seyahat eden Küçük Prens'in hikayesini anlatır. Her gezegende farklı bir deneyim nasıl yaşadığını anlatır. Ve ben hala ona bakarım. Yani hala o sözlere bakarım. Hala o sözlerin altında yatan anlamları tek tek inceleme ihtiyacı hissederim. Kitap böyle olmalı. Yani içeriği zengin olmalı. Yani kalabalığı değil, kalabalık laflar değil, uzun cümleler değil. Çok basit bir cümleyle bile bizim hayat görüşümüze, ruh dünyamıza hitap ediyor olmalı. Kitabı seçerken, yani şu anda her şey internet üzerinden, yani internet satışı üzerinden ama ben hala internetten kitap almaya alışamadım. Kitapçılara giderim, gezerim, içine bakarım, arkasına bakarım, önüne bakarım. Yani oradan bir cümle yakalarım. O kitabın bana uygun olduğunu anlarım. Yani o kitap beni bir şekilde çeker ve elimle dokunurum o kitap kokusunu, kağıt kokusunu hissetmeden. O kitabı almış gibi hissetmem. Yani internette ancak şöyle oluyor. Yani bildiğim veya çok çok okumak istediğim kitapları, daha önce bilgi sahibi olduğum kitapları ısmarlıyorum ama kitapçı gezmek bambaşka bir şey. Yani o kitapların arasında kaybolmak. Özellikle o kitap mekanı da çok güzelse, yani Ankara'da, yani Türkiye genelinde de vardır. Ben Ankara olarak konuşuyorum. Okuma salonları olan kitapları seçiyorum. Yani o kitapları alıyorum. Beşer, onar tane ve inceleye inceleye. Acaba hangisi bana hitap ediyor? Hangisinin içerisinde kaybolabilirim? Vakit vereceksem hangisiyle başlamam gerekiyor? Onlara bakmam gerekiyor. Ve tabii Sıtkı Hoca'nın o dönemden gelme tecrübeleri de bana hayatım boyunca rehber oldu. Ve ben kitap okumayı bu şekilde öğrendim. Ayrıca felsefe bölümünde Bilge Karasu gibi çok büyük bir yazarla da çalışma imkanım oldu. Şu an dünya edebiyatı çağdaş yazarları arasında. Yani onun gibi dili kullanan bir yazar daha tanımadım. Yani o kadar ara bir Türkçe kullanıp sıkıcı olmayan, her cümlesi bir sonraki cümlesini takip eden ve hala okuduktan sonra, yıllar sonra bile o etkiyi hissettiren yazarlardan birisi. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok büyük katkıları olan, çok çok değerli insanlar. Asla dönem değerlerine kendilerini kaptırmadılar ve kendileri gibi yaşadılar. Sanatını da ön plana aldılar ve bilgiye, öğrenmeye, öğrenci yetiştirmeye kendilerini adadılar. Yani felsefe bölümünde bu anlamda gerçekten çok çok büyük katkıları oldu. Sonraki dönemde de yine sanat felsefesi adı altında başka bir derste de bunları biz pekiştirdik. Yani bu bizde bir kalıcı, bir sağlam bir çimento attı. Tabii hepimizin eğitimi bu yönde olmayacak. Yani ben felsefeyi seçtiğim için felsefe de bölüm derslerinden birisiydi. Yani siz daha bilinçli davranmalısınız. Yani kitap okumayı seviyor olabilirsiniz veya yeni başlıyor olabilirsiniz. Ama ilk önce bir araştırma yapmalısınız. Yani hangi kitap bana hitap ediyor? Alanım ne? Roman mı, öykü mü, araştırma kitapları mı, biyografi mi? Yani size neyin hitap edeceğini az çok bilirsiniz. Bir de tek bir çizgide gitmemek gerekiyor. Yani sürekli roman, sürekli hikaye, farklı farklı tarzları da denemek gerekiyor. Peki bunu okurken nasıl okuyacağız? Yani alacağız, ilk satırından başlayıp son satırına kadar nefessiz mi okuyacağız? Tabii ki bunun için de bir önceden bir öngörü sahibi olmanız gerekiyor. Yani o kitaptaki yazar hakkında, geçtiği dönem hakkında. Bana ne anlatıyor, toplum değerlerini ne kadar yansıtıyor, karakterler nedir, hangi döneme hitap ediyor? Bunu bir öngörü olduğu zaman kitap okumanız daha da kolaylaşacak. Mesela kitap araları var, kitap aralarında paragraflar var. Ben bir dönem bunları bir alıntı defterim vardı. Onları not ederdim, altına yazarını yazardım, yılını yazardım ve çok kalıcı bir görüş dünyası oluştu bende. Yani bir yazar bir şeyi anlatırken, o duygularını anlatırken aslında bana hitaben benim görüşlerimi değiştirmek için yazmıyor. Yani kendi dünya görüşünü bir şekilde yansıtmak için yazıyor. Ve ben orada bir kişinin farklı görüşünü yakalıyorum. Demek ki böyle düşünenler de var. Demek ki böyle bir farklılık, hayata farklı bakanlar da var.
Biz genelde kendi bakış açımıza baktığımız için hani bazı şeyleri de sırf bu çerçevede görmek istiyoruz ama kitaplar bize bu anlamda şeyi sağlıyor. Yani bu farklı dünyaları, derinliği, yani bir yazar kendisi kalkıp da ben bunu bunun için yazdım demez, asla demez ve birçok yazar da bundan hoşlanmaz. O çünkü kendi dünyasını yansıtmıştır. Yani okuru da bu yönde yönlendirmez. Yani öyle bir şey olur ki yazarın bile görmediği bazı şeyleri yakalayabilir okur. Veya siz 10 yıl önce okumuşsunuzdur o kitabı. Aldığınız şeyler farklıdır. 20 yıl sonra okuyun, aldığınız şeyler farklıdır. Yani kitabın içerisinde gizli gizli kapılar vardır, gizli gizli dehlizler vardır. Siz görüş açınız değiştikçe, kendiniz değiştikçe, yani oradaki dehlizlere girip oradan bulup çıkarabiliyorsunuz. Türk kahvesi almışsınız umarım. Bugün konudan dolayı ben Türk kahvesini tercih ettim. Sonra ilginiz dağılmaması konusunda yani kafein her zaman iyi gelir diye düşünüyorum. Afiyet olsun. Ve ben bu anlamda yani kitabı mesela yani bir 20 yaşında okuduğum kitap çok çok iyi gelen bir kitap. Geçenlerde buldum o kitabı. Altını çizmişim, yanına notlar almışım. Yani bir 10-15 sayfa okuyamadım. Yani o zamanki ruh halimle şimdiki ruh halim, değişimim demek ki o zaman daha farklı bir ruh halim. Biraz depresif bir kitaptı. Yani kendimi bulamadığım dönemdi. Hayata olan inancım, umudum arttıkça yani okuduğum kitaplarda, aldığım değerlendirmelerde bu çerçevede olmuş. Ve ben bunu gördüm. Yani bir kitap hiçbir döneme ait değildir. Yani o yüzden 17. yüzyılda, 18. yüzyılda yazılmış olan kitapların bize hitap etme sebebi de budur. Çünkü insan ruhunu yansıtır. Yani insan dünyasını yansıtır. Ve insanlar neler yaşıyor, o dönemde neler yaşıyor, ne kadar evrensel olduğunu görüyoruz ve kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Yani bunu demek ki hisseden sadece biz değiliz şeklinde düşünmemize yol açan bir dünya. Ve çok renkli bir dünya. Yani bir kitap alırken aslında bir kitap almıyorsunuz. Yani o kadar çok dünyaları alıyorsunuz ki ve o kadar çok dünyayı hayatınıza dahil ediyorsunuz ki yani bunu dünyayı gezseniz, seyahatler etseniz yakalayamayacağınız bir şey ve bunu çok basit bir şekilde bir kitabı alıp bir koltuğa kurulup akşam saati olur, sabah saati olur bunlara yönelmeniz kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. Şu an teknoloji çağı olduğumuz için yani vaktimizi yiyen zaman hırsızları olan birçok materyal var. Yani cep telefonlarımız, yani saatlerimiz geçer, bakarız, sosyal medyaya bakarız, oradan oraya geçeriz, bir YouTube'dan bir video izleriz ama bir bakarsınız 2-3 saat geçmiştir ama siz 2-3 saat içerisinde aslında neler yapabilirsiniz? Yani genelde söylenen şu, kitap okumaya vaktim yok. Yani ben buna asla inanmıyorum. Yani kitap okumaya vakit olmamak gibi bir lüksümüz yok. Yani çoğumuz işe giderken servisi kullanıyoruzdur, otobüsü kullanıyoruzdur. Yani yanınızda her zaman bir kitap bulundurduğunuz zaman hem o vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ve zamanla o bir birikim oluyor. Yani kitap okumak da bir zahmet işi, zaman işi. Ama sizi çok çok geliştirecek, her şeyden kopartacak, günlük hayatın sıkıcılığından kopartacak olan bir uğraş. Yani o yüzden hayatınızı almanız bence çok çok değerli. Ve bu anlamda da yani hayatınızı bir gözden geçirmenizde fayda var. Sabah ne yapıyorsunuz yani? Kaçta kalkıyorsunuz? Yani çalışıyorsanız tabii ki erken kalkıyorsunuzdur. Yani öğlen saatiniz, tatiliniz ne kadar? Bir saat sonra yarım saatini kitaba ayırabilir misiniz acaba? Ya veya bir okuma grupları kurulabilir mi? Veya akşam eve geldiniz, yemeğinizi yediniz. Tabii tam dizi furyası. Şu aralar tabii pandemiden dolayı çoğu o da yok ama yani kısa kısa kesitler. Yani saatlerinizi vermeniz gerekmiyor. Yani onlarca saat harcamanız gerekmiyor. Her gün bir saat bloksanız o zaman da siz de bir birikim yaratacak ve yani nereden nereye geldiğinizi anlamayacaksınız bile. Ya benim hayatım tabii felsefeye yönelik olduğu için yani metin okuma konusunda yani o kadar ağır metinlerden sonra yani kitaba geçmem çok zor olmadı. Yani onun altındaki sebeplere bakmak, altındaki görüşleri almak. Hem eğitimi de bu anlamda aldığım için başlarda her ne kadar zorlansam da zaman içerisinde ve hala kullanabildiğim yöntemler var. Yani o kitap ne demek istiyor? Yani arada öyle bir şey yakalıyorum ki yani benim bütün hayatımı değiştiren bir şey de olabilir. Mesela yenilerde bir Zahir adlı kitap okudum. Paul Kolhe'nin. Bu da yazar ve kendi yazar hayatını anlattığı için ara ara bakıyorum. Yani yaşadığımızın ortaklıklarına bakıyorum veya benim bazen kendi kendime hissettiğim acaba böyle mi oluyor dediğim şeyin gerçekten böyle oluyormuş. Demek ki bu şekilde yaşanıyormuş dediğim anlar da oluyor. Burada size bir paragraf okumak istiyorum. Yani çok genel hepimize uyan bir şey ama başta okurken sadece düşünürken ben yaşıyorum zannediyorum ama yani bir yazar bile bunu dile getiriyorsa demek ki çok evrensel şeyler var. Mesela şurada. Tam da bu işte. Her şeye sahibim ama mutsuzum.
Bu konuda yalnız da sayılmam. Seneler boyunca her türlü insanla vakit geçirdim ya da röportaj yaptım. Zenginler, fakirler, güçlüler, tuzu kurular. Gözlerimi içine bakan her gözde sonsuz bir burukluk sezdim. Kimse kabullenmese de bu mutsuzluk oradaydı işte. Kim insanlar mutlu gibi dururlar. Bu konuda hiç kafaya takmazlar. Kimleri ise plan yapıp durur. Bir kocam olacak, bir evim, iki çocuğum ve bir yazlığım. Kafaları bunlarla meşgulken matadoru bekleyen bir boğadan farksızdırlar. İçgüdüsel tepkiler verirler. Hedefin nerede olduğunu bilmeden hamle yaparlar. Arzuladıkları arabaları elde ederler. Hatta bazen Ferrari aldıkları bile olur. Hayatın anlamının orada olduğunu zannederler ve bunu hiç sorgulamazlar. Ancak her şeye rağmen ruhlarında taşıdıklarını, kendilerinin dahi bilmediği bir mutsuzluk vardır gözlerinde. Sen de mutlu musun? Evet, ben de bu soruyu soruyorum. Siz de mutlu musunuz? Bu duyguları hepimiz yaşıyoruz. Yani günlük hayatımızda hepimiz yaşıyoruz. Bazen büyük bir boşlukta yüzüyor gibi hissediyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz ama nereye kadar? Bize verilen hayal gücü bu kadar. Yani oku, okullarını bitir, işe gir, evlen, çoluk çocuğa karış. Sonra emekli ol, git bir yazlık al. Yani çerçeve bu kadar. Ama bu mutluluk getirmiyor. Yani mutluluk bambaşka bir şey. Yani mutluluk kendini yaşamak, kendini gerçekleştirmek. Yazarların bu görüşlerini gördüğünüz zaman da demek ki burada bir genel bir şey var. Yani demek ki insan duygusu, insan mutluluğu bazen bir çerçeveye sığmasa da aslında insan ruhu bunlarla beslenecek farklı dünyalarda bulabilir. Yani alıştıklarımızın dışına çıkabiliriz. Ve tabii bu arada yani kitap okumanın neler kazandırdığıyla alakalı ben videolarımı hep 15 dakikaya ayarladığım için yani sizleri de fazla sıkmamak için bir kitap okumak neler kazandırır? Onları da ikinci videomda anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle süreyi kısa tutuyorum ki ilginiz de dağılmasın. Yani konuş bütünlüğü. Çünkü konuşmak da yazı yazmak gibi bir şeymiş. Yani ben kafamda bir çerçeveyle oturuyorum ama bambaşka yerlere gidiyorum. Bazen konular da dağılabilir. O yüzden daha derde toplu tutmak için 15 dakika. Bir sonraki videomda bir kitap neler kazandırır, hayatınıza neler katar o konuyla ilgili görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.